Bu gerçek bir görüntü. İnanın bana, göz de aynısını görüyor şu anda. Akşam üzeri gün batımını seyretmek için, daha doğrusu güneşin batışını izlemek için insanlar buraya toplanıyor. Tabii ki şu anda rüzgarlı bir hava var, sert bir deniz var. Patong'da en popüler beachlerden biri olan hemen merkezin karşısındaki Bangla Walking Street'in karşısındaki yerdeyiz. Gerçekten şu anda denize girilmese de insanlar en azından denize girmeyi tercih etmiyorlar diyelim. Oldukça kalabalıktı. Akşam üzeri yine herkes içeceklerini alıp, sevgililerini alıp buraya gün batımını izlemeye geliyorlar. Patong'da yapılacak en iyi aktivitelerden bir tanesi de zaten bu. Tabii en güzel fotoğraflar da yine gün batımında çekiliyor. Giyinip kuşanıp ya da tam tersi soyunup gün batımı fotoğrafları için herkes buraya gelmiş. Şu taraf gözüküyor mu bilmiyorum ama o kadar kalabalık ki. Bu sene gün batımı fotoğrafları için beyaz moda Instagram'da, tabii onu tam bilmiyorum. Çok fazla beyaz giyen var. Bakalım şöyle de bir. Evet, bu açıdan bayağı bir çekim yapılıyor. Akşam hepsini Phuket etiketli, Patong etiketli, Sunset etiketli fotoğraflarda göreceğiz gibi geliyor bana. En güzelini şu amcam yapıyor, en güzel gün batımı fotoğrafı. Bayıldım sana. Teyzem pek ilgilenmese de güzel bir gün batımı fotoğrafı çekmeye çalışıyor. Poz için bayağıdır öyle duruyor. Dikkatimi çekti. Zaten fotoğrafını da çekmek niyetinde değil sanıyorum. Benden bir hediye olsun. Belki YouTube'da izler. Günü Patong Beach'te bitirmek adet, yapacak bir şey yok buralarda. Ve akşam vakti bu rüzgarda da olsa, özellikle Arap turistleri şu paraşütlerde sadece bir tur attırıyorlar ve büyük para kazanıyorlar bu arada, benden söylemesi. Gündüz daha ucuz, akşam vakti gelenler sadece küçük bir turda, rüzgar var diye de küçük atıyorlar turu. Deli bir para dönüyor burada. Phuket'te bu görüntü gerçek, herhangi bir oynama da yok. Gerçek anlamda bence dünyada en güzel güneşin battığı yerlerden biri olabilir. Phuket'e, Patong'a sadece bunun için bile gelinir. Nefis bir görüntü var. Hele bu saatlerden sonraki dönemde kızıllaştığında da çok güzel oluyor. Ayağımızı da denize sokmayalım ya. Deniz mi dedim yine ben? Okyanus, okyanus. Patong'da gece pazarlarında gezdireceğim demiştim size. Şimdi onlardan bir tanesindeyiz, Malin Plaza'da. Malin Plaza buranın en büyük gece pazarlarından bir tanesi ama aslında Phuket adasının Patong bölgesinde toplamda 4 tane büyük sayılabilecek gece pazarı var. Onlardan bir tanesi burası. Şu anda tam sezon olmadığı dolayısıyla çok rağbet görmüyor ama yine de kalabalık tabii. Burası özellikle yerel halkın da çok uğradığı bir yer. Şimdi içerisinde bir gezelim. Diğer gece pazarlarında açık olanlarını, en azından bugün açık olanlarını hep birlikte bir turlayalım. Genel bilgi olarak şöyle bir şey söyleyebilirim. Her yerde neredeyse hep aynı şeyler var. Birçok tezgah birbirine çok benziyor. Çoğu Asya ülkesinde olduğu gibi yiyecek ağırlıklı ama onun yanında bir dolu tezgah da kuruluyor. Buna giyecekler, hediyelik eşyalar vesaire, hem turistler için hem de yerel halk için. Neden? Çünkü gündüzleri çok sıcak, insanlar çok fazla dışarıda bulunmuyor. Gece pazarları aslında biraz da bir zorunluluk. Taze ürünlerin satıldığı normal pazarlarda genelde kapalı pazar yeri şeklinde Asya'da. Phuket'in Patong bölgesindeki gece pazarlarında hep beraber bir turlayalım.
Bakın bugün cumartesi olmasına rağmen aslında bayağı boş burası. Gerçi ben de geç bir saatte geldim ama bunlar da erken kapatmıyorlar. Gece de yemek Tayland'da. Bizde eğlence sonrası işkembeciye gitmek gibi bir olay var. Her yerde sokak tezgahları artıyor. Evlerinden insanlar çıkıp sabaha kadar yiyecek bir şeyler satıyorlar. Burası da tamamen hepsinin bir arada toplandığı, yine yiyecek, içecek, giyeceğin hep beraber bir araya toplandığı pazarlardan bir tanesi. Birçok ürünü göreceksiniz. Daha çok deniz ürünleri var burada. Bunlar yengeç, tavuk, karides ve patatesle yapılan birçok ürün var. Yine burada taze deniz mahsullerini görüyorsunuz. Çeşitli yörelere ait yemekler de var. Çeşitli yöreler derken Gaziantep, Adana yöresini kastetmiyorum tabii. Çin, Malezya, Japonya gibi ülkelerin de mutfakları yine buralarda sergileniyor ama her yerde olduğu gibi Türkiye, Kuveyt, Arabik mutfakta ilgi çekiyor. Çünkü çok fazla Arap turist var. Bu nedenden dolayı da bu mutfaklarda zorunlu olarak yer alıyor. İnsanlar alıyor buralardan ve buralarda da masalar var, oturacak yerler var. Buralarda yemeklerini yiyorlar. Hint yemekleri de çok fazla var. Meyve standları, meyve suları, tropikal meyve sularının sıkıldığı standlar ki benim en sevdiğim standlardan. Şu anda çok büyük bir hareket yok içeride. Görüyorsunuz meyve suyu standlarında böyle smoothie benzeri ürünler yapılıyor. Shake tarzı zaten. Hepsi taze meyvelerle yapılıyor ve güzel gerçekten. Soslu pork ve yani domuz ve o kadar çok konuşuyorlar ki ne diyeceğimi şaşırıyorum. Domuz ürünlerinin satıldığı. Bunlar da noodle'lar. Yine benim en çok ilgimi çeken tezgahlardan. Bu tarafta genelde yiyecek, içecek dışında kalan bölümler, hediyelik eşya, giyim, kuşam vesaire. Yerel halkın çok fazla ilgi gösterdiği, turistlerin de ucuz diye geldiği ama aslında hiç de ucuz olmayan yerler. İşte balıklar. Tayland'a geldiğinizde deniz ürünü yiyeceksiniz. Bakın kalamarlar, ahtapotlar vesaire. Benim çok sevmediğim diğer deniz canlıları. Karidesleri severim ama ıstakozlarla biraz alıp veremediğim var. Yine de onların sunumlarıyla ilgili bazı yemekleri özellikle inanılmaz oluyor. Hijyen açısını dediğim gibi çok fazla düşünmeyeceksiniz Tayland'da. Eğer düşünüyorsanız özellikle Patong gibi bölgelerde Phuket'e gidip orada alışveriş merkezinde bir sokak çarşısı kurmuşlar. Çok keyifli ve çok ucuz. Buraya göre çok ucuz. Bu da Tayland usulü roti dedikleri, genelde Nutella kullandıkları ki Nutella olduğuna inanmıyorum. Muhtemelen üçüncü parti bir ürün var orada. Çünkü Nutella çok pahalı. Onunla yaptıkları bir tatlı, içine muz vesaire koyuyorlar. Birçok ülkede yapılıyor biliyorsunuz. Çok da trend, sokaklarda yeniyor. Böyle bir yer. Aslında çok bir albenisi yok cumartesi gecesi olmasına rağmen. Balıklar şu hale geliyor. O soslar konulduktan sonra biraz tadı kaçıyor gerçi ama yapacak da bir şey yok. O soslarla pişiyor. Genelde burada sipariş verirken üzerine hiçbir şey konulmamasını, hatta yağ sürülmemesini, yağ kullanıyorlarsa işte onların kendi kullandıkları kajuydu vesaire, diğer yağlardan kullanmamalarını falan söylüyorum ama yine de balık bazen balık tadında bile gelmiyor. Bu tip yeni tatlara da açık olursanız çok daha keyifli olabilir yani bazı şeyler. Yaklaşık 30 liraya nefis smoothie'ler yapıyorlar. Gündüzleri çok iyi gidiyor gerçekten. Ve böyle birbirinin aynısı tezgahlar. Taze deniz ürünleri. Karidesler, ıstakozları görüyorsunuz. Özellikle deniz ürünleri, deniz yemekleri, denizden çıkan canlılarla yapılan yemekler çok trend. Malin Plaza böyle bir yer. Şöyle genel olarak baktığımızda da genelde boş olduğunu görüyorsunuz. Çünkü sezon değil. Tayland halkı da daha gece burasını doldurmayı tercih ediyorlar. Erken yiyenler dışında. Burası da Otop. Otop market enteresan bir oluşum aslında. Çünkü burası ilk kurulurken özel bir amaçla kurulmuş. Burada Tayland'ın, Phuket'in ya da Patong'un bütün semtlerinden, bütün bölgelerinden gelecek ürünlerin sergileneceği ve satışının yapılacağı, turistlere sunulacağı bir market olarak kurulması, tezgahların açılıp bir pazar yeri olarak kurulması düşünülmüş ve Otop ismi de biraz önce ismini gördüğünüz, şurada hemen tabelada gördüğünüz Otop ismi de buradan geliyor. One Tambon, One Product gibi, yani bir semt, bir bölge, bir ürün gibi, her bölgeden bir ürün gibi bir anlama geliyor. Ama çok kısa sürede bu proje başında bulunanlar tarafından da çok destek bulamayınca, ki büyük umutlarla yapılmış, tamamen, neredeyse tamamen bir yiyecek içecek pazarına dönüşmüş. Diğer Malin Plaza'ya göre
bir anda bir tık daha hijyenik gözüküyor, temiz gözüküyor. Çünkü hem bölgeye yakın hem bulunduğu semt çok güzel. Karşısında hemen Hooters ve Hard Rock Cafe gibi mekanlar var. İşlek bir mekan, ışıl ışıl, daha temiz. Biraz önce gördüğümüz yemek pazarına göre, night market'e göre ve o topta da bugün yemeğimizi burada yiyelim. Genel olarak burada yediğim bir yer var benim. Ne yiyorum? Tabii ki pad thai yiyorum genelde. Ya da fried rice yiyorum ama pad thai yiyeceğim bugün. Şimdi orada pad thai yaptıralım Joe'ya. Patayı söyledik. Böyle bir şekilde geldi. Spicy'siz olmaz. Burada gerçi acıyı sağlam basıyorlar ama kolam da gelsin. Acıyı hissetmek için çok daha etkili oluyor kolayla birlikte yemek. Geçen sefer yediğim gayet güzeldi. Bakalım bu nasıl? Şimdi ona da bakacağız. Joe'ya teşekkür ediyoruz tekrar. Bunlar Joe mu, Joe falan hepsi birlikte söyleniyor aslında. Kolay söylensin diye de daha çok böyle Amerikan vari isimler seçiyorlar. Bunu ama karidesli yemek çok daha güzel bence. Ama tavsiye ediyorum bu bölge çok hijyenik. Burada yediğimiz her şey diğer tarafta yediklerimize benzemiyor. Gerçek anlamda çok hijyenik. Her yer çok temiz. Masalara oturduğumuz yerler çok temiz. Etraf çok bakımlı. Hiç kimse yemek konusunda yapışmıyor sana. Ve bu konuda da gayet etkileyici. Afiyet olsun. Ben bunu yiyeyim. Diğerlerini tatmaya devam edeceğiz. Bir diğer en işlek ve hijyenik marketlerden biri de hemen büyük alışveriş merkezlerinden birisi olan Central Patong'un karşısında daha büyük bir alışveriş merkezinin şu anda onarımda olması dolayısıyla önünde kurulan Junk Ceylon Night Market. Burası da enteresan bir nokta. Şimdi hep beraber bakalım çünkü burada hem gerçekten hediyelik eşyalar satılıyor hem iyi yemekler yapılıyor. Ondan daha önemlisi çok işlek bir yerde çünkü hemen 100 metre ötesi hatta 50 metre ötesi ünlü Bankla Caddesi. Herkes bu caddeden, bu sokaktan geçiyor. O yüzden genelde çok kalabalık oluyor. Yani buradakiler daha şanslı, daha iyi satış yapabiliyorlar. Şimdi içeriye kısaca bir göz atalım. Birçok şeyin satıldığı fiyat yine pazarlık yapılmadan gayet yüksek. Pazarlık yaptığınızda bayağı bir düşüyor ama genelde bu şehir merkezindeki noktalarda pazarlıkta çok fazla tutmayabiliyor çünkü birbirleriyle anlaşmış oluyorlar. Klasik el işi ürünler, burada da bir şeyler var. Çok da ilgilendiğim bir konu değil ama burada diğer bölgelerdeki pazarlara göre daha bir düzen, daha bir temizlik hakim. Oturulacak yerler sürekli temizleniyor, çöpler sürekli dökülüyor. Koku yok denecek kadar az şehrin merkezinde olmasına rağmen. Burada da benim bir smoothie'cim var. Meyve sularımı içiyorum dediğim yer burada. Şimdi onu göstereceğim size. Hamburgercim bir yerde, pateycim bir yerde, smoothie'cim bir yerde. Böyle değişik kozmetik ürünler vesaire burada çok trend ve sokaklarda satılıyor. Çoğunun neye yaradığını bilmesem de bayağı bir rağbet görüyor. Bazen önlerinde sıra olabiliyor. Yemek kısmına bakarsak genelde noodle, pirinç, deniz ürünü ve tabii ki baharatların bulunduğu bir menü çeşitlemesi var. Yine gyoza'yı görüyoruz. Bunlar sebzeli olanlar. Meyve çok fazla ve benim atladım onu. Meyve sucum şurası. Bu abla. Görürseniz, tanırsanız Patong'a geldiğinizde beni de söyleyin. 70 lira büyük olan bardak ki bardağı gerçekten büyük. Diğer yerlerdeki bardaklara göre çok farklı. Gerçek anlamda büyük boy içmiş oluyorsunuz. Diğerlerinde de birçok yerde üç kağıt yapıyorlar. Büyük boylar
böyle şu şekilde geniş değil, dar, neredeyse küçükle aynı boyda meyve suyu içeriyor. Burası da Hint mutfağı yapan bir abi. Sürekli izliyorum bunu. Bayağı da tek başına bayağı uğraşıyor. Şu önde duran, şu anda tezgah dışında duran abi. Çok ilgili. Tek başına gündüzleri harikalar yaratıyor. Bazen gelip izliyorum. Bilmiyorum ama genel anlamda sokakta satılan yemekler boyutunda bakarsak Patong'un yine en temiz noktalarından biri burası. O top da öyle. Burası da öyle. Gerçi burası sonradan ne hale gelecek tam bilemiyorum. Herhalde açık kalır. Çünkü arkadaki Patong'un, belki de Phuket'in en büyük alışveriş merkezi, şu anda şu tabelasını gördüğünüz Junk Ceylon, şu anda onarımda, bütün bölümleriyle kapalı. Sadece Big C'nin çok büyük bir mağazası var. Bizim 5M Migros gibi. O açık. Onun dışında bütün dükkanlar kapalı ve bir onarımdan geçiyor. Dördüncü çeyrekte, 2022'nin dördüncü çeyreğinde açacaklarını söylüyorlar. Böyle değişik ürünlerin satıldığı noktalar da var. Özellikle Arap turistler çok iyi gösteriyor. Böyle bıçaktı, yıldızdı, mamçakaydı. Garip garip savunma aletleri var. Burada sokakta tırnak bakımı vesaire yapılıyor. Böyle değişik işte, bildiğimiz sokak panayırı, sokak marketi tarzı. Bildiğimiz diyorum ama bizde pek artık böyle şeyler yok. Ama bunlar sayesinde insanlar dışarıda yaşıyor. İnanın bana, sadece turistik değil. Bakın, yiyenler, burada yemek yiyenlerin çoğu buranın vatandaşı. Burada yaşayanlar ve sokakta yemeği tercih ediyorlar. Bunlarda bizdeki gibi çok fazla mutfak kullanımı yok çünkü. Bunları dışarıda yemek çok daha ekonomik, çok daha pratik ve çok daha kolay oluyor. Burası da Junk Ceylon Night Market. Burayı da böyle küçük, kısaca geçtikten sonra bakalım bizim hamburgercimiz duruyor mu? Ben de bir hamburger yeme kararı aldım. Zaten Pad Thai'yi çekmiştim yediğim yerde, Joe'nun yerinde. Orayı da size not olarak bırakırım. O topta gerçekten çok keyifli, tertemiz ve çok özenli yapılan bir Pad Thai'yi yiyebilirsiniz. Bakın, bu pazarın burasında da bir bar var. Kokteyller 100 baht'ta satılıyor. Birası vesairesi. Gayet güzel bir yere kurulmuş ve akşamları da oldukça doluyor. Hemen karşısında yine bir mangocu, meyve suyu satan bir stand var. Bunlar çok trend gece. Bakın ne kadar yakın. Bankla Caddesi'nin ünlü Bankla Street'in özellikle saat 6'dan sonra trafiğe kapanmasıyla hayatın başladığı noktaya sadece 15-20 metre uzaklıkta. İşte burası o bahsettiğim hamburgerci. Nefis bir lezzet. İnanın, buraya geldiğinizde bu tavsiyeme kulak verirseniz pişman olmayacaksınız. Bu ablalar her gece sabaha kadar burada binlerce sanıyorum hamburger satıyorlar. İnanılmaz lezzetli şeyler yapıyorlar. Birçok şey, beef hamburger, tavuk hamburger ve onun yanında patates kızartması. Beef ve tavuk hamburgeri aynı zamanda yumurta ve cheese de ekliyorlar. Yaklaşık olarak fiyatlar da yine 100 baht, 50 lira civarında. Eğer işte peynir ve yumurta isterseniz, ki yumurtalı ve peynirli inanılmaz öneriyorum size. Nefis lezzetleri şeyler çıkıyor. Yalnız tek bir problem var, çok fazla sıra var. Amena Burger diye geçiyor burası. Hemen Bankla Street'in, Bankla Road'un tam karşısındaki sokaktan içeriye doğru girin. Bir 75-100 metre arası yürürseniz sağda bu tezgahı göreceksiniz. Bu 5-6 tane hanımefendi burada nefis lezzetler çıkartıyorlar. Vallahi 3 gecedir buraya gelip duruyorum. Burada sürekli bir kalabalık var. Etrafındaki tezgahlar da bu burgerci burada diye
gelip buraya kuruluyorlar. Çünkü onlar da bir taraftan hem meyve suyu hem diğer soğuk içecekleri satabiliyorlar. İşte yeri de tam da şurada. Amena Burger diye geçiyor. Herkes biliyor burada. Yaklaşık bir bifi 100 baht civarında paraya yiyebiliyorsunuz. Yanında patates, işte peynirli cheeseburger tarzı, içinde peynir veya yine yumurta isterseniz 150-160 baht tutuyor. Yani 70-80 liraya nefis bir hamburger yiyorsunuz. Benim Patong'daki favorilerimden bir tanesi. Bakın pazarın hemen yanında ev yemeklerinin yapıldığı esnaf lokantası var. Bizdeki esnaf lokantasına benzer. Pazarda çalışanlar da buradan yiyorlar. Şimdi birkaç tane kişi geldi oradan. Şunlar deniz ürünü sanıyorum. Yine sebzeli yapılan, işte bakın bezelye var. Şurada o içindeki bir meyve ama unuttum meyvenin ismini. Meyveli bir yemek yine. Ananas, papaya, ıvır zıvır her şeyi atıyorlar. Balıklı birkaç ürün var. Yine orada balıklar soğanla ve acıyla yapılmış. Bunlar hep deniz ürünü. Böyle bir yer. Güzel yemekler var. Buna bayılıyorum. Gyoza. Ev yapımı. Fiyatlar öyle. Bakın patatesli, sebzeli, karidesli, mantarlı, havuçlu ve tavuklu, patatesli ve tavuklu. Bir de domuz etinden yapılan bunların mantısı gibi. Buradan alıyorsunuz. Daha sonra oradaki suya sokuyorlar, ıslatıyorlar. Sıcak suyu da biraz çeviriyorlar. Sonra da onu isterseniz de kızartıyorlar. Pardon, ben kızarmışını seviyorum. Kızartıp üzerine eğer varsa, ki bazıları o kaprisinizi çekiyor, rendelenmiş peynir döktürün, harika oluyor. Bakın yine domuz ürünlerinin satıldığı bir dükkan, tezgah diyelim. Ama burası şehir içindeki ya da o night marketlere göre fiyat olarak ucuz gözüküyor. Yine bir esnaf lokantasından geçiyoruz. Yemekler harika gözüküyor yalnız. Ne olduklarını bir anlayabilsem çoğunun. Tamamı neredeyse deniz ürünü ama. Ahtapot salatası var. Kalamar salatası var. Şu balıklı bir yemek. Hardal soslu ve köri soslu. Kokusu bayağı bir ağır yalnız. Hangisinden geliyor tabii bilmiyorum. Ama bayağı bir ağır. Burada yine bir şeyler yapılıyor ve grill, ızgaramız da burada. Mangalı atmışlar buraya. Rakıyı da getirdik mi tamamdır. Turşular, kendi tarzlarında yapılan turşular. Bunların çoğu domuz ürünü. Çubuk şeklinde, şiş şeklinde satılıyor. Burada herkesin çok tercih ettiği şeyler. Bakın böyle soğuk hazırlanmış, daha önce pişirilmiş şeyler de böyle tezgahlarda duruyor. Siz sipariş verdiğinizde kızgın yağ atıyorlar ve kızgın yağda pişirdikten sonra size sıcak olarak servis yapıyorlar. Bu çok fazla yerde yapılan bir uygulama. Birçok ürün böyle satılıyor. Sıcak şekilde yemiş oluyorsunuz ve çok da beklemiyorsunuz. Sadece aslında yağın içinde bir ısıtılmış oluyor. Ve tabii ki pad thai, en sevdiğimiz de bu. Karidesli yapıyorlar şu anda. Acıyı da dayadı şimdi. Çok değişik usullerde yapıyorlar pad thai'yi ama çok lezzetli, çok keyifli oluyor. Birkaç yerde denedim, birkaç yerde farklı farklı pad thai çeşidi gördüm. Bu biraz az yapıyor sanki, kesmez mi? Hemen şu dışarıdakilere de bakalım. Burada da ne olduğunu bilemediğim ne thai yemekleri satılıyor ama deniz ürünü soslu bir şeyler var. Muhtemelen hiçbirini tadamam ben bunların. Ben tadarım da hepsini tek tek bir bakmak lazım. Bu tip yemeklere açığım ama tatmadan da olmuyor tabii. Ben şimdi bunların hepsini tadarım, hiç sorun değil de bazıları çok kötü bir tat bırakıyor ağzınızda. Sonradan da akşama kadar o tatla kalmak istemiyorum vallahi açıkçası. Şimdi siz videoyu beğenmez, kanala abone olmaz, bildirimleri açmazsanız hiçbir şekilde bana destek olmuş olmuyorsunuz. Bu nedenle hem YouTube algoritmasını yenmek hem de YouTube algoritmasının yanında çok daha fazla kişiye ulaşabilmek adına bu dediğim işlemleri yapıp
hemen kanala abone olup, videoyu beğenip, hatta bildirimleri de açarsanız sizlere kocaman kocaman teşekkürler edip minnettar kalacağımı da söylemek istiyorum. Bekleyin mi? Devam ediyor muyuz? Hadi, ben sizi bekliyorum. Evet, olduk mu? Hepimiz burada mıyız? Hadi bakalım.